Türkiye'nin ilk silahlı drone sistemi Songar'a entegre edilen silahlar çeşitleniyor. Türk savunma sanayi şirketi Asisgard, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Songar'ı geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Aktaş Silah Sanayi ile işbirliğine gidildi. Yürütülen çalışmalarla Aktaş Silah Sanayi tarafından geliştirilen bomba atar AK-40GL Songar'a entegre edildi. Songar, bomba atarla yapılan testleri başarıyla tamamladı. Otomatik makineli tüfekle geliştirilen Songar silahlı drone sistemi, talep üzerine 40 mm otomatik bomba atarla atışlar gerçekleştirmişti. Songar ayrıca Togan havadan bırakılan güdümsüz düşük profil güdümlü mühimmatı ile test edilmişti. Songar'a entegre edilen AK-40GL bomba atar, Aktaş Silah Sanayi tarafından geliştirildi. AK-40GL tasarım ve etkili menziliyle dikkati çekiyor. Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için 8000 adetlik sipariş alan şirket 2019'da teslimatlara başladı. Milli Piyade Tüfeği MPT-76 ve MPT-55'e monte edilebilen AK-40GL bomba atar, dipçik aksamı takılarak tek başına da kullanılabiliyor. 40 mm'lik mühimmatı ateşleyen bomba atar, ses, gaz fişeği ve tahribatlı mühimmat kullanımına uygun geliştirildi. Yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığındaki bomba atar, 5000 atışlık uzun ömürlü namlusu ve 400 metre kusursuz menzili ile rakiplerine üstünlük sağlıyor. Tekli veya çoklu drone sistemiyle eş zamanlı görev yapabilen Songar, üzerindeki silah sistemleriyle hedef bölgenin tespiti, tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası hasar tespiti ve gerçek zamanlı görüntü aktarımı gibi kritik birçok görevi icra edebiliyor. Songar, 10 kilometre yarı çaplı bir menzil içinde görev yapabiliyor. Gerçek zamanlı görüntü aktarımı sağlayan Songar'ın etkinliği, lazer mesafe ölçer, balistik hesaplama ve nişangah ile artırılıyor. Songar'ın askeri kara aracına entegrasyonu da gerçekleştirildi. Otonom olarak insansız sürüş gerçekleştirebilen, gerektiğinde uzaktan kumanda edilebilen askeri kara aracına entegre edilen Songar, aracın üstün vuruş yeteneği kazanarak sahadaki başarısına katkı sunacak. Böylece kara aracı, güvenlik operasyonlarında hedefi önceden tespit ve imha etme konusunda önemli bir kabiliyet kazanacak.